Sinir sistemi ilaçları grubunda yer alan Zetprex, 20 mg'lık, 16 ve 24 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Zetprex'in etken maddesi fluoksetindir. Zetprex normal reçeteli bir ilaçtır. Zetprex kapsülü nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç, beyinde salgılanan ve sinir hücreleri arasında iletimi ve ruh halinin kontrolünü sağlayan serotonin adlı kimyasala etki ederek serotoninin seviyesini normale çevirir. Zetprex, depresyon tedavisi ve obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde kullanılmakla birlikte, bulmiya nervoza ve adet kanaması öncesi görülen sıkıntı, üzüntü, öfke, sinirlilik, gerginlik durumlarıyla kendini gösteren disforik bozukluk tedavisinde kullanılmaktadır. Zetprex kapsül nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her dozunu bir bardak dolusu suyla birlikte alınız. İlacı yemek esnasında veya öğün aralarında alabilirsiniz. Zetprex'i her gün aynı saatte almaya özen göstermelisiniz. Zetprex kapsülün beklenen olumlu etkisi yaklaşık 2 hafta içerisinde gerçekleşmektedir. Doz aşımı yapmamaya özen gösteriniz. Eğer doz aşımı yaptığınızı düşünüyorsanız acilen doktorunuza başvurunuz. Zetprex kapsülde doz aşımı belirtileri, iç bulantısı, kusma, nöbet geçirme, kalp atışlarında düzensizleşme ya da kalp durmasıdır. İlacınızı doktorunuzun belirlediği süre boyunca kullanmaya devam ediniz. Tedavi sonlanmadan ilacın kullanımını kesmeyiniz. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe depresyon tedavisinde önerilen doz günde 20 mg'lık bir kapsüldür. Tedavi başlatıldıktan sonraki 3 ila 4 hafta içinde doktorunuz dozajınızı gözden geçirecek ve gerekiyorsa ayarlayacaktır. Bulimia nervoza'da günde 3 kez 20 mg'lık bir kapsül ya da günde 1 kez 60 mg'lık 3 kapsül olarak kullanılır. Obsesif kompulsif bozuklukta önerilen doz günde 20 mg'lık bir kapsüldür. Adet döngüsü boyunca her gün 20 mg doz ya da aralıklı olarak adet başlangıcından 14 gün önce başlayarak adetin ilk gününe kadar ve her döngüde tekrarlayacak şekilde doz önerilmektedir. Kapsülleri çiğnemeden bütün olarak yutmalısınız. Zetprex'i kullanmayı unuttuysanız bir sonraki dozunuzu normal doz saatinde alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Çocuklar ve ergenlerde Zetprex kapsül kullanılmamalıdır. Zetprex kapsülü kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Zetprex'i kullanırken kendine zarar vermeyle ilgili düşüncelere sahip olma, davranışlarda ve ruh halinde değişiklikler, panik ataklar, uyku sorunları, alıngan, telaşlı, heyecanlı, sarılgan, huzursuz, agresif, ruhsal ve fiziksel olarak kendini hiperaktif hissetme gibi rahatsızlıklarda derhal doktorunuza başvurunuz. Bu ilacı MAO inhibitörleri grubundan bir ilaç ile birlikte kullanmayınız. Eğer MAO inhibitörleri grubundan bir ilaç kullanacaksanız, bu ilacın kullanımını kestikten en az 2 hafta sonra kullanmaya başlamalısınız. Tedaviye başlamadan önce kullandığınız ilaçları mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacı tiyoredazin içeren ilaçlarla birlikte kullanmayınız. Zetprex'i kullanmayı bıraktıktan sonraki 5 gün içerisinde tiyoredazin içeren ilaçlar almayınız. Geçmişte nöbet geçirdiyseniz ya da sara hastalığınız varsa çok dikkatli kullanınız. Eğer nöbet sayılarında bir artış gözlemlerseniz doktorunuza başvurunuz. Bu durumda ilacı kesmeniz gerekebilir. Eğer karaciğer rahatsızlığınız varsa hekiminiz farklı bir doz uygulamasına gidebilir. İlacı kullanmadan önce doktorunuza durumunuz hakkında bilgi veriniz. Eğer karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa ya da idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız, şeker hastalığı, sara hastalığı veya daha önce nöbet geçirdiyseniz ya da kalp ile ilgili problemler, kanama bozukluğu öykünüz varsa veya kan pıhtılaşmasını etkileyen ilaç kullanıyorsanız, hap bağımlılığı, intihar düşüncesi öykünüz varsa bu ilacı kullanmadan önce muhakkak doktorunuzu bilgilendiriniz. İlacı kullanmaya başladıktan sonra kendinizi iyi hissetmeniz 4 haftayı bulabilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza görüşmeden ilacı aniden bırakmayınız. Eğer ilacı birden keserseniz hoş olmayan durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Tedaviniz süresince alkol kullanmaktan kaçınmalısınız. Alkol ilacın yan etkilerini daha da arttırmaktadır. İlacın kullanımı düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahiptir.
araba veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan Z-Prex kapsülü kullanmayınız. Hamilelikte, özellikle hamileliğin son döneminde kullanıldığında, yeni doğan bebeklerde kas zayıflığı, titreme, huzursuzluk, sürekli ağlama, emme ve uyku problemleri gözlenmiştir. Hamilelik sırasında Z-Prex'i kullanan anneler, doktor gözetiminde dozunu yavaş yavaş azaltıp kullanıma son vermelidir. Emzirme döneminde kullanan anneler, kesinlikle emzirmesi gerekiyorsa doktor gözetiminde dozu azaltabilir. İlaç anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Z-Prex kapsülün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İştahta azalma, kilo kaybı, sabah erken uyanma, anksiyete, sinirlilik, gerginlik, anormal rüyalar, libido azalması, uyku bozuklukları, baş ağrısı, dikkat bozukluğu, sersemlik, tat almada bozukluk, yorgunluk, uyku hali, bulanık görme, anormal kalp atışları, yüzde kızarma, esneme, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, ağız kurulu, deride döküntü ve kaşıntı, eklem ağrısı, sık idrara çıkma yaygın görülen yan etkilerdir. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.